Bunu yapmazsanız istediğiniz kadar bilgisayarınız iyi olsun. Bunu yapmazsanız bu cüz tekst açılmaz bile ya. İmkan olmaz açılmasının. Arkadaşlar hepinize merhaba. Tekrardan bu kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu cüz tekst kasma sorunu tekrardan 2023 yılında tekrar çözeceğiz. Gerçi 2023 öfesine fazla kalmadı ama olsun, yine 2023 model çekiyoruz. Her neyse başlayalım şimdi. Öncelikle en son bir ayar göstereceğim. O ayarı yapmazsanız bu yaptıklarınızın hiçbir anlamı kalmaz. O yüzden baştan sona izlemeniz lazım. Hemen başlayalım. Öncelikle kendi bilgisayar içerimizde ayarlar var, onları yap. Böyle benim gibi ekranınıza renkli şeyler koymayın. Yani resim koymayın yani. Buradan düz renk yapıp bunu siyah seçin. Siyah seçelim zaten. Sonrasında bilgisayarım özellikler gelişmiş sistem ayarlarını. Buradan ayarlar diyorsun. Buradan en iyi görünüm için, pardon, bilgisayarınızın buradan en iyi performans için. Çünkü bizim istediğimiz şey performans. Görünüm boşver. Burada ufak tefek ayarlar yapabilirsiniz. Bakarsınız burada pencereleme sonra. Yazı tipini çok kötü yapıyor bu. Hatta bir yapayım. Ya gördüğünüz gibi yazı tipleri çok böyle bulanık gibi bir şey oldu. Bunu değiştireceğim kendim için. Siz yine açıkta tutabilirsiniz. Hangisini unuttuğunu unutuyorsun, hangisini unuttuğunu. Ekran yazı ve kenarlarını düzelt diyor, uygula diyor. Birkaç tane daha ayar var. Mesela şu olayı da sevmiyorum ama şu anlık video çektiğimiz için onu yapacağız. Sonrasında buradan ayarlara giriyor. Arkadaşlar buradan grafik ayarları yazıyoruz. Hemen açtık. Zaten ben burada BlueStacks'i açıp yüksek seçenekler yapmışım. Siz bunu tekrar göz atlayacaksınız. BlueStacks'i nereye kurduysanız, işte ben C'ye kurdum mesela. Buradan nereye kurulmuş olabilir? Program file ise veya dataya kurulmuş olması lazım. Aynen, BlueStacks buraya kurulmuş. Buradan seçip buradan uygulama olan BlueStacks X Helper falan dedik. App web bilmem ne, onu seçeceksiniz yani. Ekledikten sonra bu buraya gelecek. Buradan seçenekler diyeceksin. Güç tasarrufu var ve yüksek performans var. Siz yüksek performans diyeceksiniz. Nvidia GTX 960M ekran kartına veriyorum. Benim ekran kartım çok iyi değil ama sizinki daha iyisi, çok daha iyi FPS değerlerine gelirsin. Aslında normal bu bilgisayarı temizleme şeyleri buradan CMD değil pardon. Windows R tuşuna basıyorsunuz, burayı açıyorsunuz. Buradan Photoshop ne alaka? Neyse o açılsın. Buradan temp yazdık. Temp %50, temp %50 yazıyorum. Açıyoruz burayı. Burada 331 tane dosya var. Ctrl A yapıyorsunuz ve Shift Delete yapıyorsunuz. Hepsini siliyorsunuz buradakileri. Bunlar gereksiz dosyalar. Bak kim bir kaç GB'lık dosya sildi. Böyle çıkarsa atlayın diye. Acaba kaç GB'da? Photoshop ne alaka, bir açılımını sarmayın. Silme, 926 tane. Burada 331 yazıyordu ama daha fazlaymış. Ve hala silmedi. Tamam, sildi. Sonrasında tekrar Windows R. Buradan bu sefer temp yazıyorsunuz. Temp'te 125 tane öğe var. Abi şu olay iğrenç ya. Neyse. Shift Delete tekrar. Bakayım burada kaç GB. 28 MB mı? Afaz olmasın. Bunu da hemen siliyorsunuz. Bunlar klasik bilgisayar hızlandırma ayarları. Ama BlueStacks'e çok fazla bir katkısı var. Tekrar Windows R'ye yapıp görev yöneticisini açıyoruz. Ve MS Config diye bir şey var. Buradan görev yöneticisini açıyoruz. Bunu daha hızlı bir yoldan da açardık. 8 saniye mi? Abi bu tarz şeyler, bakın. Bu 8 saniye değildi bu arada. Ben BlueStacks'i kurduktan sonra 8 saniye olmuş. Bu gereksiz olanları, sizin ihtiyacınız olmayanları kapatın. Mesela bu biraz yüksekmiş Logitech'in şey ama klavye mouse olunca mecbur kullanmak zorundasın. Spotify bir şey yapabilirsiniz. O çok fazla etkilemiyor. Normal virüs tarama programı. Onun dışında diğer Steam mi açılıyor? Kapat abi, Steam boş ver. Bu ne? Valorant mı? Kapat. Opera GX kapat. Opera kapat. Microsoft Edge kapat. Skype kullanan kaldı mı zaten? Intel'in kendi uygulaması. Bu neymiş de bunu bilmiyorum. Bunu geç. iTunes boş ver. Windows Security diyor. Boş ver. Bir şey olmaz. GitHub bu neymiş, bunu da bilmiyorum. Kapat, bunu da kapat. Bunlar çok önemli. Benim 8 saniye, normalde 4 saniyede oğlum bu. 2 katına çıktı bunu kurduktan sonra. Tamam, artık gelelim BlueStacks'in içerisindeki ayarlara. BlueStacks normalde şu şekilde açılıyormuş artık yani kurduğunuz zaman. Buradan App Player'e tıklayıp o şekilde bizim bildiğimiz BlueStacks uygulamasını açıyoruz. Buradan buna ne olmuş lan buraya? Her neyse, buradan tekrar ayarlara geliyor. Burada yapacağınız ayarlar çok önemli ve en sonda, bakın en sonda söylediğim ayarı yapmazsanız bunların hiçbir işlemi kalmaz. Oyununuz kasar yani, oynayamazsınız herhangi bir oyunu. Buradan CPU ayarını yapacağız. CPU'yu yüksek vereceğiz. Yani bilgisayarın zaten 16 çekirdeklidir. Bütün bilgisayarlar galiba 16 çekirdekli oluyor artık. Bunu yüksek 4 çekirdek verebiliyorsunuz en fazla. Diğer uygulamaları çalıştırmak için bunu 4 çekirdekte bırakıyor. Bu bizim bilgisayarımızın RAM'ine kalmış. İşte bilgisayarın RAM'i 8 ise 4 ver. 16 ise 8 ver. 32 ise 16 ver. Bunu yarı yarıya yapın. Daha sağlıklı olur. Daha yüksek de verebilirsiniz. Performansa çok fazla bir etkisi kalmaz. Bilgisayarınızı daha fazla yorar. O şekilde. Ben 8 vereceğim. Zaten benim bilgisayar 16 idi. Aynen 16 idi. Buradan yüksek performans yapın. Dengeli yapmayın. Kaliteyi boş verin. Buradan yüksek kare hızını etkinleştirin. Normalde 60 FPS vermiş. Bunu sona çekin, 240'a çekin. Değişiklikleri kaydedip yeniden başlatın. Sonrasında tekrar bakacağız zaten. Başladıktan sonra tekrar ayarlar diyoruz. Bu arada o sırada ben bir oyun mu indirsem, nasıl göstereceğim size? Neyse ben en son bir oyun indiririm. Onu da oynama testini yaparız. Buradan sizin bilgisayarınız büyük ihtimal 1920-1080'dir. Siz 1200'e 1720 yapın. Sağlıklı olur. Piksel yoğunluğunu ortada tutun. Ne yüksek yapın ne düşük yapın. Bu ortada dursun. Bu da başka bir şeyimiz yok. Tekrar yeniden başlatacağız. Bu da çok sıkıntı. Tekrar yeniden başlatacağız. Tekrar ayarlar deyip ayarlara
sistemlere giriyoruz. Buradan grafiklere geliyoruz. Grafiklerde OpenGL yapıyoruz arkadaşlar. DirectX. DirectX'te kullanabilirsiniz aslında. O da gayet iyi. Ama biz OpenGL yapıyoruz. Arayüz oluşturucu otomatikte kalacak. Bunlar zaten FPS arttıracak şeyler değil diye. Sonrasındakiler zaten çok gerek olmayan şeyler. İşte ne S22 Ultra profilini değiştiriyor. Bunlar çok gereksiz şeyler şu anda. Tamam, bitti. Ve en son yapacağınız işte bu. Bunu yapmazsanız olmaz arkadaşlar. Bunu yapmazsanız istediğiniz kadar bilgisayarınız iyi olsun. Bunu yapmazsanız BlueStacks açılmaz bile ya. İmkan olmaz açılmasının. Sanallaştırmayı etkinleştiriyorsunuz arkadaşlar. Sanallaştırmayı nasıl etkinleştiriyorsunuz? Kendi bilgisayarınıza bilgisayar açılırken F1 tuşuna, ESC tuşuna veya da F1, F10 tuşuna girip basıyorsunuz. Oradan Advanced bilmem ne yeri vardı. Ben onun videosunu çekmiştim. Kanalda sanallaştırma nasıl açılır diye bir video var. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Play Store'a girip ben bir tane oyun indireyim. Bu oyunu da testini yapalım. Bakın Play Store'da kaç FPS alıyor? 135 FPS alıyor. 98'e düştü. Bu çok olanaksız zaten. Buradaki FPS çok önemli değil. Genelde PUBG için kullanıyorsunuz. Ha tamam, bunu girdik. Bunları kabul et. Atla. Güneştirme. Kabul ediyorum. Ve bizim internetimiz çok kötü olduğu için biraz yavaş yavaş açılacak. Kabul et. Hayır, oyunu yavaş indireceğiz yani. Abi benim yılların oyunu. Clash of Clans ya. Hemen install diyorum. Ama hesabı neydi? Hesabı hatırlamıyorum. Önceki abi ne kadar saçma bir şey yapıyorsun. Nasıl? 33 MB mı? Biraz fazlaymış megabayt. Bunu beklerken siz de abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olun abi. Çok sıkıntılar çekiyor. Yani abone olmanız gerekiyor. Like atmanız gerekiyor. Yorum. Hele yorum, o yorum var ya. O yorum bana kaç para kazandırıyor bilemez. Bütün YouTuber'lara yorum atıyorsunuz ya. Bu yorumlar aslında paraya dönüyor. Nasıl? Şu şekilde. YouTube etkileşime daha fazla önem veriyor. Paylaşıyorsunuz ya. Ondan da ufak bir evlalar geliyor. İşte 0.65 kuruş, 0.70. O civarda. Bütün YouTuber'larda aynı genelde. Ama kanalı daha çok CPM, yani binbaşına görüntemi daha fazla olan YouTuber'larda daha fazla para geliyor. Dediğim gibi en çok YouTube'da para ne katıl butonunda ne abone ol butonunda. En çok para yorum atılanlar, yatılan yorumlarda. Hadi artık yüklen kardeşim, yüklen ya. PUBG indirdim de PUBG'de ne hesabım var, ne indirmek istiyorum. Abone olun oğlum. Abla ne anlatıyorsun be? Ben hesabıma gireceğim, bakayım neler olmuş. Gerçi ben oynuyordum lan. Bekle. Abi buradan bakalım. Gmail'ime gireyim bir saniye. 120-284 inşallah doğrudur. Unuttum. Gir hadi. Evet, sonunda hesabımıza giriyor. İşte bu. Bununla başardık arkadaşlar. Bu zorlu görevi hep beraber başardık. Uf, şu sese bayılıyorum. -8 yemişiz. Bu arada ben 200 level falanım ya. 180 mil level. Bir dakika, bu nasıl geri yap? Gördüğünüz gibi akıcı bir şekilde. Normalde siz bu yerle yaptığınızda böyle bir şey yok. Kasıyor oyun. Oyun bildiğin kasıyor kardeşim. Bu oyuna saçma sapan şeyler oldu. Tur oynayacağım. Sanallaştırmayı da açın bu arada. Sanallaştırmayı açmanız. Bakın sanallaştırma nasıl açılır? Belki buraya kadar izleyen yoktur ama şuradan göstereyim. Bakın sanallaştırma altta etkin yazıyor. Burada eğer etkin değilse sanallaştırmanız kapalı demektir. Ve CPU kullanımına bakar mısın? %50'sini kullanıyor şu anda. Gerçi video kaydı yaptığımızdan dolayı mı bilmiyorum. Bunları toplayalım. Elektro ejderlerimize bak ya. Ben bunu 6 yıl önce videosunda çekmiştim. Gidin onu izleyin. Vay be, ben bu oyunu kaç yıldır oynuyorum. Taşıyamıyorum bunu. Bana kimler saldırmış? Saldırılara bak ya. Bir tanesine intikam alma oğlum. Adam intikam diyelim. Kalkanı var. Annen intikam alma. Aa, hepsinin kalkanı var. Ben intikam mı alamam aslan. Hepsinin kalkanı var ya. Eskilerden. Eskilerden de kimseye saldıramıyorum. 4000 taşım var be. Klanımızda kimler var? Klan benim değil ama. Uf, bağış da fena yapıyoruz. Ya bak ya. Jandarma. Ben bu klana neden... Ben... Arkadaşlar bu jandarma klanına girme hikayem şöyleydi. Dün gidiyordum. Bekçi abiler çevirdiler beni. Ama dedim ki beni çeviremezsiniz. Hayırdır kardeşim, kimsin sen dedim. Neyse. Dedim böyle böyle. Clash of Clans dedim, jandarma klanı. Beni çeviremez. Baktılar böyle, harbi dediler. Çocuk okulan dediler. Geri gönderdiler beni. Devam et dediler. Bir tur oynayacağım, ondan sonra videoyu kapatacağım. Söz. Ben buraya giremem. B tuşuna basınca inşallah geçiyordur. Yoksa ben saldırı yapmak istemiyorum. Bakayım, deneyeceğim. B tuşunu taşıyamıyor muyuz şöyle aşağı? Taşır. Ya bu PUBG'ye göre mi dizayn edilmiş? Yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Bak boşluğa bastım, gitti şeyi seçti. Bu karakteri seçti. Adını da bilmiyorum. Ben buraya girerim abi. Şöyle yapsak. Aa, buna hiç vurmadı. Şansa bak abi. Olaya bak, şaka gibi. Oğlum bu... Lan nasıl gitti? Bundan tık tık basıyoruz, hepsi gitti. 11 tane falan vardı oğlum normalde. Bakar mısın sen? 2 tane kaldı. 2 tane bunu götürmez ki. Şöyle gönderelim. Abi çok saçma uydurur şu anda. Kaç da ganimeti var? Fazla ganimeti yokmuş ya. 1 milyonluk köylere saldırdık biz. Saldır buna. Şuradan hepsini sal. Şuradan ver ayara, şuradan gitsin. Şu. Allah. Şuradan gitsin, şuradan bunu aç. Bu parti bilmem nelerini de şöyle salayım. Seni manzaramdan tanırım. Aa, çok kötüyüz. Hayır, oraya mı? Vur buraya. Buradan gitse 46, %50 alan yeter ya valla. Yükseklerde gözümüz yok. Of, çok kötü ya. Başka var mı 200? Şunları da alsak verir mi 200 daha? Bakalım nasıl bir saldırı oldu. Tüm birliklerimizi gönderdik. Neyse, sonunu boş verin. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsiniz. Faydalı olmuştur. Eğer faydalı olmadıysa yorumlar kısmında belirtin. Neleri yapamadınız, neleri neden yapamadınız.
Onları yorumda belirtin. Kanalıma abone olun. Eğer dilerseniz ben sana maddi kazanç, maddi bir destek olmamı istersiniz. Zaten süper teşekkürü kullanabilirsin. Satıla üye olabilirsin. Ha ben abi öğrenciyim. Bu videoya like atıyorsun ve bir de abone oluyorsun. Tamam bitti, bu kadar. Instagram hesaplarım burada. Instagram hesabım bir tane var. Ya da Instagram boş ver, söylemiyorum Instagram. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şu çıkan iki videoyu da izleyebilirsiniz. Vallahi bak arabayı sürtüyorlar böyle. Kendinize çok iyi bakın. Bu iki videoyu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Çok iyiydi video.